Selamlar, merhabalar. Yeni bir dekorla karşınızdayım. Geçen hafta biliyorsunuz biraz bir teknik fiyaskoya uğradık. Bir türlü internet tam kıvamını tutturamadı. Bir noktada kesildi. O kesilince ben disconnect edip yeniden bağlanmaya çalıştım. Yakalayamadım şeyi, bir türlü yayını. Sonra sinirlendim, gittim. Bu sefer öyle bir şey olmasın diye farklı bir ortamdan yapıyoruz. Bizim burada evimizin hemen karşısında, yakınında böyle çiçekler gibiydi, donattığımız, yaptığımız pansiyon olarak, yani otel olarak kullanılmak üzere hazırladığımız, şimdilik 3 tane dairemiz var, 3 tane evimiz var. Tabii turizm bu sene biliyorsunuz çok parlak bir dönem geçiriyor. O yüzden beklemedeyiz. Bu arada da mekanları böyle çeşitli şeyler için kullanıyoruz, sunumlar için kullanıyoruz. Umarım, dur bir dakika, şimdi şunu da şöyle sesini keselim. Heh. Çok da iyi değil yayın kalitesi gene de, bir bakıyorum. Şimdilik ne diyorduk bakalım? Bir sürü arkadaşlardan sorular gelmeye başlamış. Foucault hakkında ne düşünüyorsunuz? Nietzsche hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum doğrusu. Yani ne yapayım ya? Yani? Felsefe okuyalı veya felsefeyle iştigal edeli neredeyse, nereden bakarsanız 40 sene olmuş. Geçiniz. Yaşayan üç Türk entelektüel ismi söyler misiniz diyorsunuz. Ya deminden beri bunu düşünüyorum. 15 dakika oldu bu soru geleli. Düşünüyorum. Hiçbir isim gelmiyor aklıma. Yani sonuç olarak İlber Ortaylı'nın yahut Kadir Mısıroğlu'nun entelektüel sayıldığı bir ülkeden söz ediyoruz. Neresinden tutalım, ne diyelim? Yani bir çok belirgin bir şey var. Bir şekilde entelektüellik denilen mesleğin sosyal altyapısı bütün dünyada erozyona uğradı. Türkiye'de büsbütün ortadan kalktı. Yok öyle bir şey artık. Yani bir toplumsal işlevi kalmadı bunun. Nerede yaşar bu entelektüel dediğimiz mahluk? Belli başlı iki yerde yaşar. Ya üniversitede yaşar, dergilerde yaşar. Şimdi Türkiye'de üniversite diye bir şey kalmadı. Daha doğrusu kendine entelektüelim diyen ya da entelektüel iddia güden, yani genel anlamda toplum konusunda düşünen bir insanın üniversitede barınmasına imkan kalmadı gördüğüm kadarıyla. Uzmanı dışına hitap eden, yani toplumun belli bir okumuş yazmış kısmının geneline hitap eden, uzmanlık dergisi olmayan dergiler de yok şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Yani ha duydun mu falanca orada bir makale yazmış, bütün olaylara yepyeni bir bakış açısı getirmiş diyebileceğiniz, herkesin okuduğu, herkesin istifade ettiği, tartıştığı bir mecra yok Twitter'la. Instagram dışında. Belki bloglarda enteresan şeyler oluyordur. Fakat onları da ben takip edemiyorum. Ortak bir platformu olmadığı için aslında kimse de kendi tercih ettiği 1, 2, 3, 4 kişi dışında bir bütünü göz önüne getiren bir mecraya sahip değil. Kitap derseniz, kitap yazı hala yayınlanabiliyor Türkiye'de. Her türlü kitap yayınlanabiliyor, basılabiliyor. Yalnız 5 kuruş para kazanılamıyor bundan hiçbir şekilde. Yani bir tam bir bataklık durumunda yayın evi dünyası. Kim var ki ilginç kitap yazan, yani umuma hitap eden, yeni bir bakış açısı savunan? Bir şey yok. Zaten Türkiye'de öyle bir şey yoktu. Türkiye'de entelektüellerin işlevi 20. yüzyıl boyunca Batı'dan öğrendiklerini, Batı'dan şu ya da bu şekilde, yani az ya da çok birkaç kitap okuyarak, birkaç okula giderek öğrendiklerini
kendilerine nazaran daha az şanslı olan orta ve üst sınıf mensuplarına aktarmaktan ibaretti. Yani belli başlı Nurullah Ataş'ından tut Murat Belgesi'ne kadar temel işlevi budur Türk entelektüelinin. Batı'dan gelen fikirleri, fikir modalarını, felsefeleri, tartışmaları aktarmak. Bak ben bunları da biliyorum. Batı'da standartlar bunlar. Siz de bunlara uyarsanız iyi olur. Halkımız çok cahil ama bizim sayemizde belki bir şeyler öğrenirler ve bunları tartışırlar. Yani özeti budur o 20. yüzyıl Türk entelektüel hayatının. 21. yüzyılda böyle bir şey de yok. Yani böyle bir aktarılacak bir referans sistemi de yok. Ha belki ekonomi alanında, finans alanında, teknoloji alanında var referans sistemleri hala. Fakat toplumun umumuna ilişkin bir söylem tutturmak diye bir hadise kalmadı. Daha doğrusu bunu ciddiye alan kalmadı. Yani kahvehane muhabbeti dışında böyle bir şeyin ciddiyeti kalmadı. O yüzden yaşayan 3 tane Türk entelektüeli adı sayamayacağım. Yani kusura bakmayın gelmiyor aklıma. Kafanızı en fazla kurcalayan ikilemler nelerdir diye sormuş birisi. Bu derin soru. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilemedim doğrusunu isterseniz. Bu programlarda sürekli olarak karşımıza çıkan, sürekli olarak beni de huzursuz eden, yani bu ikilemin hangi tarafında şey almalıyım, pozisyon almalıyım diye kararsız kaldığım bir konu ekseni var. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bir yandan ben öteden beri bireyciliğiyle meşhur olan bir adamım. Özgürlüklerin her şeyden önemli olduğuna inanmışım. Sürekli bunu savunmuşum. Bunun mantıki sonuçlarını irdelemeye çalışmışım. Diğer yandan şu gerçek var ki insanların büyük çoğunluğu için, ezici çoğunluğu için bir grup aidiyeti, bir kimlik, bir ben şunlardanım, onlardanım diyebileceği bir kolektif varlık çok büyük önem taşıyor. Yani insanların varlığının temelini oluşturuyor. İnsanlar ait oldukları gruplarla övünüyorlar. Bireysel yetenekleriyle değil, ecdatlarıyla övünüyorlar, kimlikleriyle övünüyorlar. Buna ait olmayı önemsiyorlar. Şimdi o açıdan baktığın zaman özgürlük ve bireycilik tutkusu bencillik olarak görünür. Yahut da oyun bozanlık olarak görünür. Ve bir haklılık payı da vardır bunun. Bu ikisini nasıl dengelersin? Bu ikisini aynı anda nasıl savunabilirsin? Hangisini öne çıkarırsın? Bir tanesi fazla ileri gidince öbürünü nasıl ileri sürersin? Bu ikilem kafamı evet kurcalayan bir ikilem. Cevabını kolay veremediğim sorular bunlar. Geçmişte uzun zaman şu ikile yani köyde oturdum biliyorsunuz ben yetişkin hayatımın çok büyük kısmını köyde geçirdim. Şirince'deydim daha önce 20 sene. Şimdi de hakikaten Yunanistan'ın en ücra uzak Allah'ın dağındaki bir köyünde oturuyorum. Köylülük, şehirlilik ikilemi uzun zaman, şeyde olduğum zaman, Türkiye'de olduğum dönemde kafamı önemli ölçüde kurcalayan bir meseleydi. Yani köylü olmanın bir, yani eğer köylü doğmamışsan, sonradan olmak köylüysen, yani dünyanın iyi üniversitelerinde okuyup, büyük şehirlerinde bir sürü işin içine girip çıktıktan sonra köylü olmuşsan, köylü olmanın çok cool bir tarafı var, çok havalı bir şey. Bayağı bir rest çekmektir. O tabii öyle bir tavır hoşuma gidiyor, gitmiyor değil. Bir yandan da aynı zamanda son bir dünya insanı olmaya çalışıyorum. Bir kozmopolit bir kültürün temsilcisi olarak oradayım. Bu ikilem de beni
Bir hayli kafamı meşgul etmişti geçmişte. Şimdi artık çok da fazla takmıyorum öyle şeyleri. Yani Allah ne verdiyse kabul etmek daha doğru görünüyor. Belli bir yaştan sonra. Hep hayatım boyunca çözemediğim ikilemlerden biri ticaret mi sanat mı meselesi. Yani bağımsız olmak istiyorsan, gerçekten topluma rest çekebilmek istiyorsan sanatçı olman lazım. Yani sanat derken ressam mesamdan kastetmiyorum. Hayatı bir sanat olarak algılamak lazım. Hayatı bir güzellik uğruna, hayatı bir cömertlik uğruna yaşamak lazım. Öte yandan öyle yaptığın zaman parasız kalıyorsun. Parasız kalınca sefil oluyorsun. Sefil olunca köle oluyorsun. Hiçbir özgürlüğün kalmıyor. O yüzden bir yandan da para kazanmak lazım. Bir yandan da çok para kazanmak lazım ki güçlü olasın. Bağımsız olmanın altyapısını kurabilesin. Çok para kazanmaya çalıştığın zaman bu sefer hiç bağımsız olamıyorsun. Çünkü o hayatın, ticaret hayatının kendine göre kuralları var, kendine göre normları var. Otel işletiyorsan günde 24 saat onunla ilgilenmek zorundasın. Tavizler vermek zorundasın. Ticaret odasıyla, esnafla, jandarmayla, şununla, bununla sürekli olarak bir pazarlık içinde olman gerekir. Bir takım şeyleri vereceksin, bir takım şeyleri alacaksın. Bunu yaptığın zaman özgürlüğünden ciddi ölçüde taviz veriyorsun. Bu ikilem de öyle kolay çözülebilecek bir ikilem değildir. İşte 60 senedir götürdük bir şekilde bu maçı. Bundan sonra da yani ne yapacağız bilmiyorum. İkilemler bunlar zannediyorum. Sevan abi, 22 yaşımda gençliğimin baharındayken yaşanacak güzel günlere olan inancımı kaybetmemeye uğraşıyorum. Saçma sapan işlerden ve yobaz kişiliklerden sıkıldım. Nasıl olacak bu işler abi? Abisi sen bana söyleyeceksin. Ben sana ne söyleyeyim ki? Yani bu sorunu, bu bakış açısını, bu problemi duymaktan hakikaten burama kadar geldi. Çünkü Türkiye'de sanıyorum genç olan herkes aynı soruyu soruyor. Kendi çocuklarım dahil olmak üzere. Kelin merhemi olsa başına sürermiş, bilmiyorum. Siz bulacaksınız yolunu. Size şu an Amerika'daki olaylar koskocaman bir social justice warrior'cılık mı? Yoksa insanlar canı gönülden destek mi veriyorlar Black Lives Matter düşüncesine? Sanıyorum şu var, yani ikincisine daha fazla yatkınım. Amerika'da zencileri kimse çok fazla sevmez. Yani bunu bir kere söyleyeyim. Çünkü beladırlar, tehlikelidirler. Zenci mahallesine girip dolaşmak istemezsin. Aklı başında bir insansa. Ha, yani haksızlığa uğradıkları ortada, haksızlığa uğrayan insanlara sempati duyarsın, vardır bu sempatiyi duyan. Fakat canı gönülden ve içten ve samimi bir şekilde kendilerini zencilerle ortak hisseden, onlarla aynı insanlığı ve aynı davayı paylaştığına inanan insanlar çok küçük bir azınlıktır. Cidden küçük bir azınlıktır. Şu var yalnız. Polis devletinden bıktı insanlar. Çok fazla sayıda insan. Gerçekten dünya nüfusunun özellikle genç kısmının çok büyük bir kısmı polis devletinin polis artık yaka silkti, illallah dedi. Yani bilmiyorum, Amerika gibi bir ülkede hiç polisle muhatap oldunuz mu? Herhangi bir aşamada, herhangi bir bağlamda. Yani yatar kalkar Türkiye'ye dua edersiniz. Çünkü berbat bir şey. Polisle herhangi bir karşılaşma çok basit bir şey. Yani arabanın durdurulup ehliyet sorulması dahi o kadar aşağılayıcı,
o kadar bireyi hiçleştirici, bireyi köpek seviyesine indirici bir şey ki. Yani ufak bir polisle karşılaşma insanın yaşamından birkaç ay götürüyor. Yani birkaç ay boyunca o travmanın, o şokun altından kalkamıyorsun. Ve şu gerçek var. Yani bütün güç onlarda, yapabileceğin hiçbir şey yok. İtiraz edemiyorsun. Edebilecek bir ihtimal yok. Yani özgürlükler ülkesiymiş, hukuk ülkesiymiş filan, bunların hepsi tıraştır. Polis devletidir. Amerika'da öyledir, Almanya'da öyledir, Kanada'da öyledir. Polis devletidir bunlar ve bunun artık insanların burasına kadar geldi. Ve zencilere gösterilen bir saldırganlığı bahane ederek, onu vesile ederek bir yeter artık bağırışması ihtiyacını duydular. Türkiye'de mesela Gezi günlerinde aynı şey yaşanmıştı. Orada da bambaşka bir şey. Polis terörü değil, devlet başkanı terörü karşısında insanlar bir nokta geliyor, patlıyorlar. Yeter artık. Yani yeter, bu kadar hakaret edilmez bana deme ihtiyacını hissediyorlar. Ve ondan sonraki patlama planlanmış ya tasarlanmış ya da ne sonuç getireceği önceden belli olan bir patlama değil. Yeter artık diye bağırıyor insanlar. Tamamıyla haklıdırlar. Yağmalayanlar da haklıdır. Yani buna da ben bunu itiraz söylemek zorundayım. Sonucu bir yere varır mı? Varmaz. Şimdilik varmaz. Sonunda varacak. Günü geldiğinde varacak. Çünkü bu hadise, yani şu ya içinde yaşadığımız bürokratik ahmaklık düzeni sürdürülebilir bir düzen değil. Gidilebilecek bir yol değil. Yunanistan'la ilişkiler çok gergin. Bir savaş çıkar da adaları Türkiye işgal eder diye endişeleniyor musunuz diye sormuş bir arkadaş. Evet. Evet, hatta yani kaç buradaki sohbette ve tartışmada da bu görüşü savundum. Eninde ya da sonunda o iş olacaktır. Çünkü yani çok bariz bir güç dengesizliği var. Çok bariz bir dinamik farkı var Yunanistan'la Türkiye arasında. Yunanistan gerileyen bir ülke. Yunanistan büyük beklentileri ve büyük hırsları olmayan bir ülke. Bir dönem biraz zenginleşti Avrupa'nın desteğiyle. Sonra bunu burnundan fitil fitil getirdiler. Yunanistan muhafazakar bir yaşam tarzını, çok güzel bir yaşam tarzını belli bir yere oturtmuş. Bunun ötesinde çok fazla bir beklentisi olmayan, dünyaya karşı sürekli olarak şu pozisyonda tavır alan bir ülke. Türkiye saldırgan bir ülke. DNA'sında yazılı saldırganlık. Yüzlerce yıldan beri böyle olmuş. Ve şu anda da yeniden büyük bir saldırganlık taşması, bir saldırganlık hortlaması içinde. Bu eninde ya da sonunda komşularına sataşma sonucunu doğuracaktır. İlk sataşacağı komşusu, ikinci sataşacağı komşusu, Ermenistan'ın hiçbir şansı yok benim gördüğüm kadarıyla. Rusya koruduğu sürece Ermenistan var. Rusya desteğini çektiği anda Azerbaycan'la Türkiye bir olurlar ve Ermenistan'ı yutarlar. Bu konuda kafaları son derece net iki ülkenin de. Yunanistan'ı da yani bu kıta sağlığıydı, deniz milli hikayesiydi, şuydu buydu. Eninde sonunda yutma planları yapıyorlar. Adaları alma planı yapıyorlar. Türkiye ne kadar siz battı batıyor deseniz de ekonomik olarak güçlenen bir ülke, potansiyeli olan bir ülke. Çin'in oluşturmaya çalıştığı Asya hattı. Gerçekten canlanırsa, gerçekten önümüzdeki 10 yılların trendi haline gelirse şayet, o yol üzerinde olan Türkiye'nin bir potansiyeli vardır ve bunu saldırganlık amacıyla kullanacaktır. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Umarım böyle bir şey gerçekleştiğinde Türkiye'nin tecavüzüne karşı
medeniyetten ve insanlıktan yana tavır almayı ve mücadele etmeyi ve katkıda bulunmayı başarırım. Yani bu yaştan sonra askere gidebileceğimi sanmıyorum. Fakat başka şeyler vardır elbette. Göbekli Tepe hakkında bir iki kelam edebilir misiniz demiş Şemin Hanım. Göbekli Tepe hakkında birkaç defa konuştum bu programda yanılmıyorsam. Çok heyecan verici, çok ilginç bir keşif. Yani Neolitik devrimin başlangıcını, yani insanların yerleşik düzene ve tarımsal yaşama geçişinin başlangıçlarını yeniden sorgulamamıza, yeniden anlamamıza, yeni bir ışıkta değerlendirmemize yol açan bir keşif oldu Göbekli Tepe. Ortaya çıktı ki, yani neydi uzun 100 seneden beri genel konsensüs neydi? İnsanlar tarımsal yaşama geçtiler ve tarımsal yaşamla birlikte yerleşik düzene geçtiler. Yani bir yere buğday ekersen eğer orada oturup kalmak zorundasın. Yani ev yapmak, ev yapınca mecburen işte su getirmek, kanalizasyon yapmak, çöplerini nasıl dökeceğini kararlaştırmak gibi teknik bir yaşam tarzına geçiyorsun. Oysa ki Göbekli Tepe şunu gösterdi, tarımın icabından belki 2000 sene önce insanların yerleşik tapınakları vardı. Yani kült merkezleri, bir ziyaret, şimdi hala günümüzde Anadolu'da türbe ve ziyaret ne kadar önemlidir bilirsiniz. Bu anlamda hac yeri, türbe yeri, ziyaret yeri vardı tarımın icadından bir hayli zaman önce. Demek ki yerleşik düzene geçiş, tarımın getirdiği ekonomik ve teknik zorluklardan ziyade belki inancın ve törenin getirdiği mitolojik ihtiyaçlara cevap veren bir şeydi. Bu da gerçekten ilginç bir bakış açısı sağlayan bir şey. Libya'da neler olur? TRM Rusya mı istediğini alır? Bu neydi? Yani nereden bileyim ki ben? Yani spor toto oynamıyoruz, değil mi? Birdenbire ta aşağılara kaçtık. Uf 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 uf. Armati Harman hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç nedir bilmiyorum Armati Harman'ın ne olduğunu. İstanbul'u özlediğiniz oluyor mu? Olmaz olur mu? Tabii ki oluyor. Çünkü yani yıllarımı geçirmişim İstanbul'da. Tonla alışkanlığım, dostlarım, tanıdıklarım vesaire var. Yani İstanbul'a gitsem herhalde 3 gün kalsam 3 günde 33 kapı yaparım. Yani gideceğim bir sürü insan var. Oo merhaba, oo ne zamandır görüşmemiştik falan öyle şeyler. Dünyaya dair ontolojik ve epistemolojik meseleler artık ilginizi çekmiyor mu? Felsefe öğreniminin ardından neden yakın tarih ve etimolojiyle ilgilenmeye karar verdiniz? Dünyaya dair ontolojik ve epistemolojik meseleler artık ilgimi çekmiyor. Bu bir gerçek. Felsefe öğreniminin ardından neden yakın tarih ve etimolojiyle ilgilenmeye karar verdiniz? Vallahi maymun iştahlılık diyelim. Beş sene felsefe okudum üniversitede. Sonra şunun farkına vardım. Felsefe insanın ufkunu genişletiyor, pek çok şey öğretiyor. Zor metinleri çözme disiplini kazandırıyor. Fakat bir meslek değil. Meslek olarak sana sunabildiği şey felsefe hocalığı. Üniversitede graduate, yani lisansüstü düzeyinde felsefede kalanların hepsinin kafadan bir iki tahtası eksik. Bunu istemiyorum dedim. Bir iki sene böyle serserilik ettim. Sağda solda dolaştım. Ondan sonra siyaset bilimi okumaya karar verdim. Yani profesyonel bir iş okumaya karar verdim. Onu
şey olarak sevmedim. Siyaset biliminin teorik altyapısı beni tatmin etmedi. Siyaset biliminin bir bilim olmadığı, siyaset biliminin gerçek tarihten haberdar birini tatmin edecek bir disiplin olmadığı kanaatine vardım. Yani tarihin sonsuz karmaşıklığı, tarihin sonsuz düşünsel ve psikolojik zenginliği karşısında siyaset bilimi denilen yeni zamanların Amerikan ideolojisinin bir yansıması olan disiplin bile olmadığı kanaatine vardım. Hatta o yüzden doktora tezimi bambaşka bir konu üzerindeydi. Yani Latin Amerika'daki siyasi partilerin davranışları üzerineydi doktora tezim. Fakat muazzam bir teorik aparatla destekleme ihtiyacını duydum. Yani siyaset bilimi bilimsel veya bir disiplin temeline nasıl oturtulur konusunda acayip iddialı bir tez oluşturmaya çalıştım. Sonra da ya yeter gayri deyip sıkıldım, gittim. Etimolojiyle neden ilgilendiğimi birçok defalar anlatmışımdır. Bir sürü dil biliyorum. Bir sürü dil bilince de insan ister istemez ilgileniyor. Ahmet Kahraman hakkında ne düşünüyorsun? Ya ne sorular bunlar? Ne haberin var? Türkiye'de de bir devrim oldu diyor Cem Ünaldı. Ne, hangi devrimden söz ettiğini bilmiyorum. Yayını likelayın boomerlar diyor Dark Horse. Haklı. Bakalım başka neler var. Recep Tayyip Erdoğan diktatör mü diye sormuş Rom Rom. ne cevap vermeyi bekliyorsun ki? İktidarın içeriği ve süresi konusundaki tüm sınırlamaları kıran birisi tanım gereği diktatördür. İki sınırı vardır iktidarın. Bir hukuki sınırı vardır. Yani devlette olsan şunu 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 yapamazsın. Belli sınırların ötesine geçemezsin. Tecavüz edemezsin. Yoksa bir takım kurumsal düzenlemeler, bir takım töresel düzenlemeler, bir takım dini düzenlemeler, her neyse bir dizi düzenlemeyle seni engellerler, yapamazsın, belli sınırların ötesine geçemezsin. Meşru bir iktidarda. İkincisi, yani geçersen zulüm sınıfına girer, zorbalık sınıfına girer. İkincisi, modern dünyada iktidarın bir süre sınırı vardır. Yani şu nedenle getirilmiştir bu sınır. İktidar biriken bir şeydir. Yani ülkeyi, devleti yönetiyorsan yavaş yavaş bütün köşe başlarını ele geçirirsin. Bütün belli başlı ilişkileri, networkleri kurarsın ve gücün gitgide artar. Dolayısıyla bunun bir süre sınırının olması gerekir. Ne bileyim 8 yıl, 10 yıl ki ondan daha fazla kalırsa artık kontrol edilemez hale gelir. Şimdi şu anda bu süre sınırı kalkmış durumda. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirebilecek hiçbir güç yok. Hiçbir güç yok. Yani seçim olur da giderdi. Bunların hepsi tıraştır. Yani devlete hakim durumda ve ölmedikçe de gitmeyecek. Bu bir. İkincisi, bu pek çok alanda, her alanda gördüğümüz bir şey var.
Yani bu camilerden okunan salalardan tut, Osman Kavala'nın ya da Ahmet Altan'ın tutuklanmasına kadar git. Hukuki sınırlar ortadan kalkmış durumda. Yani devlet başkanının iki dudağının arasında ne derse oluyor. Buna da hayır diyebilecek, kardeşim saçmalama yeter lan diyebilecek hiçbir güç yok. Yok, kalmamış. Yani iktidarın hukuki ve temporel, yani süre sınırlarını ortadan kaldırmış. Bunun adı diktatörlüktür. Bunun başka bir adı yoktur. Tiranlıktır, zorbalıktır, padişahlıktır. Durum budur. Ya iyi midir, kötü müdür? Niye hala bu kadar kitle desteği var? Yani ben sana söyleyeyim, bir adamın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nu koyarsan odun da olsa o adam seçimi kazanır. Yani çaresi yok. 100 defa da yapsan bu seçimi, ki kaç oldu? Yani Kemal Kılıçdaroğlu versus Recep Tayyip Erdoğan 9 tane mi oldu, 10 tane mi oldu seçim? Hepsinde aynı sonuç çıkıyor. Bundan sonrakinde de aynı sonuç çıkacak. 100 defa da yapsan gene aynı sonuç çıkacak. Babacan da Ahmet Davutoğlu'ydu filan, onlarla da hiçbir bir bok olmaz. Yarın seçim olsa ya 5 sene sonra seçim olsa yine alınacak sonuç 3 puan aşağı 5 puan yukarıdır. O kadar. Değişmez, çünkü değişmesi için bir sebep yok. Oyuncular belli, tercihler belli. Kimsenin tercihinin değişmesi için bir neden yok ortada. Değişmesi için kadronun değişmesi lazım. Yepyeni seçeneklerin çıkması lazım. O olmadığı sürece fark etmez. Amerika'da Trump'ın seçimlerde şansı var mı diyor maddi. Tahmin ediyorum şu an gördüğüm benim ezici farkla alır Trump. Yani bu kamuoyu yoklamalarına falan bakmayın. Geçen sefer de yaptılar aynı hatayı, bu sefer de yaptılar. Karşısına çıkardıkları adam bir hiçtir. Yani Amerika'da yanlış olan her şeyin temsilcisi olan bir kişidir Joe Biden. 78 yaşında bunak bir ihtiyar. Hayatı boyunca dişe gelir, kayda değer hiçbir kişilik göstermemiş, hiçbir şeyin liderliğini yapmamış, liderlik kapasitesi sıfır olan bir adam. Düzenin elinde oyuncak olacak bir insan. Bunun karşısında Trump denilen adamın, Donald Trump'ın saçma sapan bir adam olduğu, ahlaksız olduğu, yalancı olduğu, cahil olduğu herkes biliyor bunu. Bunu görmeyen kimse yok. Geçen seçimde de biliniyordu. Yani Donald Trump 40 senedir piyasada olan bir adam. Tanınmayan birisi değil. Ama en azından bir kişi. Bir kişiliği olan birisi. Yani bir iradesi olan, reel bir insan. Trump değil. Biden değil. Bundan önceki hatun da değildi. Bayan Clinton da değildi. Bunlar sadece bürokratik çarkın içinde bir dişli olabilecek insanlar. Ve esas problem orada. Esas problem Trump değil. Esas problem alttaki sistemin çürümüş olması. Yani o sistemi temsil eden, ne bileyim, parlak bir adam getirirsiniz. Fransa'da Macron o görevi üstlendi. Yani yepyeni bir yüz, taze bir yüz, güçlü, cesur bir stil, içerik sıfır. Ama bir stil, bir kişilik ortaya koyabilir. O zaman belki olur. Yani insanlar bir de bunu deneyelim derler. Fakat şu anda herhangi birinin Biden'ı tercih etmesi için ne sebep var ki? Neye yarar ki Biden? Onun için 500 bin lira koysak cebimize, Samos'ta mütevazi bir hayat kurabilir miyiz? Emekli maaşımız var. Kardeşim ve eşi için soruyorum. Teşekkürler demiş Ezra Özgür. 500 bin TL ne ediyor şimdi? 80 bin euro ediyor. Kurarsınız tabii ki. Mütevazi bir hayat kurarsınız. Evet. Yani 80 bine bu güzel bir ev sahibi olursunuz. Oldukça güzel bir ev sahibi olursunuz. Hayat basit burada, çok basit. Yani masraflarınız olmuyor. Ciddi bir masrafınız yok adada.
Emekli maaşınızla bir de bahçeniz varsa gayet güzel bir hayat kurabilirsiniz. Çok rahat bir hayat kurabilirsiniz. Yani bir 100 bin euro olsa daha da güzel olurdu da, ama 70 bin euro da idare eder. Hocam, sizce yaşam kalitesi açısından Avrupa mı daha iyidir yoksa Amerika mı, demiş Eren Aydoğan. Gençseniz ve kendi dünyanızı kurmak gibi bir hırsınız varsa belki Amerika daha fazla imkan sunar size. Ben şu anda ulaşmış olduğum noktada Avrupa'yı tercih ederim. Avrupa derken Almanya'dan söz etmiyorum. Almanya'da ben yaşayamam. Ama bir Güney Avrupa ülkesinde en azından güzel bir yerde yaşıyorsun. En azından yüzlerce yıldan beri denenmiş ve onaylanmış bir hayat tarzının içine giriyorsun. İnsanlar kibar, nazik, dostça. Güzel şeyler bunlar. Yunanistan'ın son açıklamalarına bakarsak, TC ve Human Safari olma ihtimali var mı? Nedir bu TC ve Human Safari, anlamadım. Yunanistan'ın gerekirse TR ile savaşırız deyişinin altında TR'den gelebilecek mülteci akınına karşı AB'ye yaranmak var. Yunanistan trajedisi, dünyanın trajedisi, Türkiye insanının da trajedisi, Avrupa Birliği'nin iflas etmiş olmasıdır. Avrupa Birliği diye bir şey var mı artık, yok mu belli değil. Yani Avrupa Birliği bir huzur evi. Hani içinde insanların koronavirüsten sapır sapır öldüğü huzur evleri var ya, öyle bir huzur evi. Bir ortak irade yok. Para yok. Ekonomik güç yok. İnanç yok. Liderlik yok. Yunanistan elbette ki Avrupa Birliği'ne güveniyor Türkiye karşısında, Türkiye'nin saldırgan emelleri karşısında. Bu güveninin boşa çıkmayacağını umalım. Çünkü Avrupa Birliği Yunanistan'ı satışlara getirir. Benim gördüğüm bu. Gerekirse TR ile savaşırız. Yani Türkiye'nin mültecilerle oynadığı oyun büyük bir kepazeliktir. Haydutluktur, başka bir şey değildir. Yani dünyaya şantaj yapıyor. Yunanistan'a başta şantaj yapıyor. Nereye kadar gider bu iş? Türkiye hangi aşamada vazgeçer, geri adım atar, bilemiyorum. Bağlantı çok kötü. Evet, maalesef buranın bağlantısı iyi olur diye geldik buraya. Bu yeni dekoru sadece bu hafta görüyorsunuz. Önümüzdeki hafta görmeyeceksiniz. Yok, Ermenistan'a saldırmaz TC, merak etmeyin hocam, demiş Tengri. Rusya orada durduğu sürece saldırmaz. Rusya olmadığı zaman 24 saat sürer. Avrupa desteği varken Türkiye'nin adaları işgali zor değil mi? Hatta Yunanistan'ın bazı Türk adalarını silahlandırdığı söyleniyor. Ne? Yunanistan bazı Türk adalarını mı silahlandırıyormuş? Şeyi yani Cunda Adası'nı herhalde ya da Kınalı Adayı. Kestiremedim ne demek istediğinizi. Avrupa desteği var mı yok mu, onu zaman gösterecek. Avrupa nereye kadar, ne kadar destekler, laf düzeyinin ötesinde neler yapar, onu bilmiyoruz.
Yunanistan bazı Türk adalarını silahlandırmıyor. Yok böyle bir şey. Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan'da ve daha sonraki yıllarda 1946'da yanılmıyorsam yapılmış olan askeri anlaşmalar vardı. Yunanistan bazı adaları, kendisine ait olan bazı adaları Türkiye'ye tehdit oluşturmamak için silahlandırmamayı taahhüt etmişti. Fakat Türkiye kendi üzerine düşen taahhütleri berhava ettiği için, yani her şeyden önce NATO kontrolünün dışında bir Ege ordusu kurmakla başladı bu iş. İmroz ve Bozcaada'nın nüfusunun antlaşmalara aykırı olarak boşaltılmasıyla devam etti. 6-7 Eylül olaylarıyla yine Lozan Antlaşması gereğince İstanbul'da güvende olmaları gereken Rumların bir pogromla yok edilmesi, yağmalanması ve sınır dışına sürülmesiyle devam etti. Bütün bunlar karşısında Yunanistan'da burada kendisine ait olan adaların bir kısmını antlaşmalara lafzen olmasa bile ruhen aykırı bir şekilde silahlandırdı. Tamamıyla haklıdır. Çünkü saldırgan olan taraf bellidir. Saldırgan emelleri olan taraf bellidir. Yunanistan'da buna karşı savunma tedbirleri alması dünyanın en doğal şeyidir. Yunanistan'ın bazı Türk adaları üzerinde hak iddia ettiği iddiası absürt bir yalandan ibarettir. Türkiye'de devlet tarafından söylenen sözlere inanmayınız. Of 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 bakalım 9.20 reislik ve tek adamlık sistemi hakkında ne düşünüyorsun demiş Rom Rom. Reis ben olduktan sonra hiçbir itirazım olmaz. Sevan Bey, Türkiye için çok değerli bir insansınız. Sizin gibi bir vatandaşımızı yetiştirmemiz çok zor. Lütfen eleştirel kelimelerinizi biraz özenli seçin. Geri döneceksiniz Türkiye'ye. Şu kadar kıl kadar bir değerim var ise eğer, kelimelerimi özenli seçmediğim için vardır. Diyorsunuz ki şimdi kelimelerinizi özenli seçin ki değeriniz artsın. Ne? Pilvenk Ermeni aşireti olsa gerek. Pilvenk'i biliyorsunuz değil mi? Dersim'de yani Tunceli dedikleri ilde büyük bir Alevi aşiretidir. En azından egemen dili Kırmançki dilidir yani Zazaca'dır. Dolayısıyla buna Ermeni aşireti demek kelimeleri kötüye kullanmak olur. Yanlış bir şey olur. Bir köyden alıyor adını Pilvenk aşireti. Pilvenk muhtemelen çok kuvvetli olasılıkla Ermenice bir isim. Yıkık manastır demek Pulvank. Geçmişte ne şekilde oluşmuş bu aşiret? Nasıl oluşmuş? Nasıl bir kompozisyonun sonucudur? Bu apayrı bir konudur. Bu aşiretin kimliği nedir? Aşiret dediğiniz şey siyasi bir oluşumdur. Bir töre oluşumudur. Bir ortak amaçla bir kurum oluşturan, bir araya gelen, bir mitolojiye inanan, bu mitoloji üzerinden kendine bir kimlik tanımlayan bir insan grubunun adıdır. Tıpkı milletler gibi. Bu milletler aslında o değildir, şudur demek. Kelimelerini çok dikkatli seçmediğin sürece yanlış bir yaklaşımdır. Kendilerine Alevi diyorlarsa Alevidirler. Türk diyorlarsa Türktürler. Bunun kökeninde sizin zannettiğinizden daha karmaşık olaylar, daha insani olaylar, daha reel olaylar
gerçekleşmiş olabilir. Mitoloji gerçeğin deforme edilmiş biçimidir. Gerçeğin bir amaca, bir birlik hedefine hizmet etmek için tasarlanmış ve eğilmiş, bükülmüş şeklidir. Ama mitoloji önemlidir. İnsanlar mitolojileriyle yaşarlar. Mitolojileri üzerinden kendilerini tanımlarlar. Antropologların kararları üzerinden değil. Hocam, Türkiye'de ölen asker ve polise üzülmüyor musunuz? Sevan Bey, Babürname hakkında ne düşünüyorsunuz? Babürname'nin ne olduğunu biliyor musunuz? Babür, Timur soyundan bir adam. Yani Timur'un torununun torununun bilmem nesi olan birisi. Afganistan'da bir yerlerde, Afganistan'ın kuzeyinde bir yerlerde, Orta Asya'da bir şehrin hükümdarı, daha doğrusu hükümdarlığı bile alamamış çünkü amcası kapmış hükümdarlığı. Bunun üzerine eşini dostunu örgütleyip bir ordu kurup gidiyor ve Hindistan'ı fethediyor. Öyle az buz bir fetih değil, devasa bir fetih. Yani Alparslan halt etmiş, Fatih Sultan Mehmet halt etmiş. Bütün Hindistan'ı tek başına ordusuyla ele geçiriyor. Bir imparatorluk kuruyor. Sene 1530 civarı. Sonra da çok az insanın yaptığı bir şey yapıp bir hatırat yazıyor. Yani hayatımın öyküsü. Gençliğimde neler yapardım, işte sonra neler yaptık, o yolda kimleri gördük. Kızım bana dedi ki filan gibisinden. Ve çok güzel bir kitaptır. Yani keyifle okunan bir kitaptır. Türkçedir. Çağatay Türkçesidir. Yani ilk başta zorlanıyorsun biraz ama ben orijinalinden okudum Çağatay Türkçesi. Yani arada anlamadığım kelimeler ya da cümleler olunca kopya çektim. İngilizce çevirisine baktım. Ama bayağı anlaşılıyor Türkçe. Türkçe yazılmış güzel ve ilginç kitaplardan biridir Babürname. Kocaman bir kitap. Çok dürüst yazılmış, çok bir hükümdardan ve dünya fatihinden beklemediğin ölçüde dürüst yazılmış bir kitap. O açıdan enteresan. Yani yanlışlarını da itiraf ediyor, tereddütlerini, kaygılarını bizimle paylaşıyor. Tabii ki kendini övmek amacıyla yazılmış bir kitap ama akıllı bir insanın kendini övgüsü. Bu açıdan da çok ilginç çünkü dünya fatihleri arasında dürüst bir kitap yazmış olan ya da derdini anlatmış olan çok az. Yani belli ölçülerde Napolyon'un kişiliğine ulaşabiliyorsun çünkü Napolyon kendisi gerçek kitap yazmamış fakat çok fazla yazışması var. Çok fazla konuşmuş, her söylediği kaydedilmiş. Dolayısıyla Napolyon'un kişiliğine de ulaşabiliyorsun ilginç bir insan olarak. Babür, dünya fatihleri arasında tektir gerçekten otobiyografi yazan. O açıdan Türkçe'nin bence en önemli ve en ilginç kitaplarından biridir Babürname. Okunmasında fayda vardır. Hindistan'da bulundunuz mu ve Hindistan hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Gönül Seven. Hindistan'da iki kere bulundum. İkincisinde bayağı uzunca bulundum. Şu duyguya kapıldım her iki seferinde de. Bu ülkeden ya nefret edersiniz ya da aşık olursunuz. İkisinin arasında orta bir tavır çok zor. Çünkü ekstrem bir ülke. Hakikaten çok çok baharatlı bir ülke. Çok acılı bir ülke. Yani iki seferinde de aynı hatayı yaptım. İlk birkaç günü Yeni Delhi'de geçirdim.
Yeni Delhi'de birkaç gün geçiren bir insan tiksinir Hindistan'dan. Yani nefret eder. Bir an önce ben buradan kaçayım, kurtulayım duygusuna kapılır. Taşrasına çıktığım zaman ki Güney Hindistan'ı hiç bilmiyorum. Güney Hindistan'ı da çok övüyorlar. Kuzey bölgelerinde kaldım. Rajasthan'da uzun süre gezdik. Çok otantik bir ülke, çok gerçek bir ülke, çok modern dünyanın sahteliğini henüz tümüyle özümsememiş bir ülke. Tabii bu dediklerim neredeyse 20 sene oluyor. Yani şimdi ne haldedir bilmiyorum. Çok sevdim Hindistan'ı. Bir de şu, yemek açısından yani sokakta yiyebileceğin yemek, çarşıda, pazarda, ucuz dükkanlarda, aşevlerinde, otellerde, lokantalarda, her türlü yerde. Yani bütün kurumlarda yiyeceğin yemeğin kalitesi açısından enfes ötesi bir yer. Yani Hint mutfağının yanına yaklaşabilecek başka yer tanımıyorum. Fransa'ya filan falan da halt etmiş. O açıdan da güzel bir şey. Tarafta yazması büyük hataydı demiş birileri. Aman Allah'ım, yani yeter, hala bu salaklıkları savunan insanlar mı var ya? Of ya. Ha, keşke Yeni Çağ'da yazsaydı. Doğrudur. Aynen. Dur bir dakika. Ya böyle bıp diye bir kaçıyor. Ha. New Jersey'den selamlar Seban Bey. Türkiye Arabizm'den ne zaman nasıl kurtulur? Öpüp de başına koysun Arabizmi. Alternatifi ne? Alternatifi Moğolizm'dir. Hangisi daha iyi? Yani üç tane alternatifi var Türkiye'nin. Bir Avrupaizm, bir Moğolizm, bir de Arabizm. Sözde 1923'te Avrupaizmi koydular ortaya, ya hiçbir şey yapmadılar. Olmadı. Türkiye hiçbir zaman ciddi ciddi Avrupaizm seçeneğini takip etmedi. Belki Tanzimat zamanında, belki 1850'lerde, 60'larda öyle bir deneyde bulundu. Yani Türkiye'nin gerçekten bir batılılaşma çabasına girdiği dönem 1850-60'lardır. Kırım Savaşı'nın ertesi. Tanzimat'ın en heyheyli günleri. Fuat Paşa, Ali Paşa zamanı, Abdülaziz zamanı, o dönemdir. 1923'teki batılılaşma deneyi sahte bir deneydi. Yalandı. Sadece küçük bir elit azınlığı kandırmak için yapılan bir propaganda çabasıydı. Alttan alta Türkiye'nin 1920'lerde, 30'larda, 40'larda seçtiği yol Moğolizm yoludur. Cengiz Han'dır. İnsan, Türk insanının adı Ludwig değil, Wolfgang, Amadeus da değil, Einstein da değil. Türk insanının adı Cengiz'dir, Attila'dır. Modern Türk insanının adları Cengiz ve Attila'dır. Yani fetih, yağma ve talan dışında insanlığa hiçbir katkısı bulunmamış olan insanların adı. Bunlar ulusal kahraman olarak yüceltilmiştir. Bunlar Türklere model olarak sunulmuştur. Bununla kıyasladığın zaman Arabizm öp de başına koy. Daha zararsızdır. O yüzden Türkiye Arabizm'den kurtulmazsın. Sevan Hocam, Kürtçe biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Yani temel bilgilerim var. Bu yer adları üzerinde çalışırken ve kişi adları üzerinde çalışırken Kürtçe bilen arkadaşlarla epeyce mesai yaptım. Benim kafam şeye çalışır, leksikona çalışır, yani kelime hazinesine çalışır. Sohbet, diyalog kısmında o kadar iyi değilim. Epeyce bir Kürtçe kelime hazinem oluştu. Yani bir Kürt köy adı, bir Kürt yer adı
tarla adı vesaire gibi şeylerle karşılaştığım zaman kolayca çözebiliyorum. Yani Kürtçenin tarihi hakkında, geçmişi hakkında, yapısı hakkında, lehçeleri hakkında epeyce bir malumat edinme imkanı buldum. Kürtçe bildiğimi söyleyemem ama Kürtçenin cahili de değilim. Cezaevinde bir iki defa teşebbüs ettim. Kürt arkadaşlardan bana Kürtçe öğretmelerini istedim. Epeyce birkaç defter doldurdum. Yani bir fikrim var Kürtçe hakkında. Ama çok bilmiyorum dili. Eksikliktir tabii, bilmem lazım. Yani Türkiye'de yaşayan bir insanın ot gibi yaşamayacaksa, ülke hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsa, entelektüel olmak istiyorsa, bu programın başında konuştuğumuz anlamda elbette ki Kürtçe bilmesi lazım. Yani büyük bir cahilliktir bunu bilmem. Yani ülkenin nüfusunun dörtte birinin konuştuğu dil hakkında bilgisiz olmak dehşet bir şey düşünürsen. Yani ona bakarsan ya yanı sıra biraz da Zazaca, biraz da Lazca da bilmen lazım. Hatta Çerkesçe de bilmen lazım. Bunlar çünkü bu ülkenin kültürel kompozisyonunun bir parçasıdır. Gerçek anlamda bir parçasıdır. Yani şöyle diyeyim. Okumuş zümre, eğitimli zümre eğer toplumun geri kalan kısmına tamamen yabancı, ona sırtını dönmüş küçük bir azınlık. Yani İstanbul, Ankara, İzmir'de birer caddeden ibaret olan, birer semtten ibaret olan bir dünyada yaşamayacaksa, yani gerçekten bir kamu duygusu, kamu düşüncesi bu ülkede oluşacaksa, insanların bu dilleri öğrenmesi lazım. Herkes olmasa bile, ne bileyim, her okulda yani Kürtlükle alakası olmayan yerlerde de insanların, eğer 100 tane öğrenci varsa 15 tanesinin Kürtçe öğrenmesi lazım. Yani temel bir komşumuzu tanıyalım meselesi. Dün ve bugün İran'ımla beraber bir konuya dalıverdik. Bir arkadaş sorunca şey oldu. Kürtçe ilk ders kitabı, Kürtçe alfabe, Kürtçe işte çocuklar için masal kitabı falan 1920-21'de Ermenistan Cumhuriyeti'nde hazırlanmış. Onu bulabilir misin dediler. Bir aradık, hemen bulduk. Şems diye bir alfabe kitabı hazırlanmış. Ermeni alfabesi üzerine kurulu bir Kürt alfabesi oluşturmuşlar ve Ermenistan'da sayıları o tarihte epeyce nüfus tutan Kürtler için ilkokul okuma kitabı olarak bunu hazırlamışlar. O da ilginç bir şey, yani aklınızda olsun, orijinal bir hadise. 1921'den 28'e kadar Ermenistan'daki okullarda Kürtçe ders kitabı olarak, ilkokul ders kitabı olarak uygulanmış. Merzifon Alevilerinde Ermenilik var mı? Gel döne döne bunlar ya. Döne döne bunlar. Yapma Berfin ya. Boş ver ya. Bu arada yine dün takıldığım bir makaleden söz edeyim. Poşalar diye bir millet var biliyorsunuz. Poşalar Kuzeydoğu Türkiye'nin, yani Artvin'den tut Kastamonu Çankırı'ya kadar olan bölgedeki bölgenin göçebe yaşayan, halk tarafından Çingene diye adlandırılan bir unsur. Bunlar Poşaca denilen dili konuşuyorlar. Bir amcanın teki bir işte üniversitede bir makale yazmış. Poşaca hakkında bize bilgi vermiş işte. Şöyle koyayım. Yani çok da sempatik yazılmış bir makale. Belli ki Poşaları seviyor. Onlarla kişisel temasları olmuş. Onlara ilişkin bilgi vermeye ihtiyacını hissetmiş. Onlara ilişkin ön yargıları kırmaya ihtiyacını hissetmiş. Dillerinin öz ve öz bir Türk lehçesi olduğunu, Türkçe konuştuklarını belirtmiş. Ondan sonra dillerinden örnekler vermiş. Yani Poşaca'dan 100'e yakın kelime ve cümle örneği sunmuş. Hepsi bildiğiniz Ermenice. Hepsi. Bir iki tane çözemediğim kelime var.
Onun dışında tamamı Ermenice. Fakat bunların bazılarının Hemşince'den alıntı olduğunu belirtmiş amca. Fakat büyük bir imanla ve altını çizerek ve tekrar tekrar bunun bir Türk lehçesi olduğu konusunda hepimizi ikna etmeye çalışmış. Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir budalalık seviyesidir? Nasıl bir yalanın bir kişilik meselesi haline geldiği, kültürün yalan üzerine kurulu olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Bu nasıl bir şeydir Allah'ım? Nasıl bir budalalıktır? Nasıl bir ahlaksızlıktır? Hocam, Güney Amerika'da bulundunuz mu? 1981 yazını Güney Amerika'da geçirdim. Yani Kolombiya'dan yola çıktık. Kolombiya'nın bir ucundan öbür ucuna, her tarafına, gidilmez denilen bütün yerlerine gittik. Otostopla, otobüsle, pırpır uçakla gezdik. Oradan Ekvador'a geçtik. Ekvador'da Osman Kavala bize katıldı. Oradan Peru'ya geçtik. Bir ayı aşkın bir süre Peru'yu didik didik dolaştık. Yani gerçekten ulaşılmaz yerlerine, gidilmez yerlerine gittik. Çok etkilendik. Çok çok ben şahsen, yani yaşamımın bir dönemi ondan sonra Latin Amerika tutkusuyla geçti. Herkese çok kuvvetle tavsiye edeceğim bir şey. Yani bir imkanınız varsa çıkın gidin. Ha, daha sonra da gittim tekrar. Doktora tezimin çalışması için ikinci kez Peru'ya gittim. 3 hafta kaldım. Önceki sene bu matematik köyü ödülünü almak için küçük oğlumla beraber, ortanca oğlumla beraber Brezilya'ya gittik. Orada da hızlı bir tur attık. Yine 3 haftaya yakın Brezilya'daydık. Yani Güney Amerika konusunda biraz fikrim var. Ha, ondan önce Meksika'da uzun bir yolculuk yaptım. Porto Rico'yu bilirim. Yani Latin Amerika'yı az çok biliyorum. Abi, Elazığ'dan selamlar. Türkiye ekonomisi nasıl düzelir? Halkın refah düzeyi nasıl yükselir? Bilmiyorum. Şu anda dünyada büyük bir ekonomik yörünge değişikliği gerçekleşiyor. 60 seneden beri Amerika Birleşik Devletleri dünyada paranın sahibi onlardı. Paranın yönünü belirleyen, paranın akışını belirleyen, kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini belirleyen Amerikalılardı. Bu dönemin, bu çağın sonuna geldik gibi görünüyor. Zaten bütün belirtiler oradaydı. 2010'ların ortasından itibaren Çin muazzam bir atılımla ve yeni finansal konsept kavramlarla, yeni kurumlarla, yeni bir network'la dünyadaki para akımının yönünü değiştirme sürecine girmişti. Bana öyle geliyor ki bu son kriz, korona krizi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tabutuna çakılan çivi olmuştur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki dönemde dünyadaki egemenliğini sürdürebileceğine inanmıyorum. Onun yerine Çin geçebilir mi, geçemez mi, onu da bilmiyorum. Çünkü bu konuda gerçekten epeyce literatür okumaya çalışıyorum. O kadar zıt fikirler var ki, o kadar birbirini tamamen nakiz eden, yani birbirine taban tabana zıt görüşler savunuluyor ki, bizzat işin içinde olmadan bir şey bilmenin imkanı yok sanıyorum. Fakat son yılların, son 10 yılın, 5 yılın trendi bu Belt and Road Initiative diye bir şey çıkardı Çinliler, biliyorsunuz.
Pakistan'dan tut, Burma'dan yani Myanmar'dan tut, İran'a kadar, Arap ülkelerine kadar, Orta Asya Cumhuriyetlerine kadar, Afrika'ya kadar muazzam altyapı yatırımları yaptılar. Finans yarattılar, borç yarattılar. Büyük paralar akıttılar bu ekonomilere, devasa paralar akıttılar. Türkiye o hat üzerinde son derece stratejik bir ülkedir. Yani nasıl bunca senedir, 10 sene, 100 senedir şey diyoruz ya, Amerika bizden vazgeçemez. Stratejik önemi çok büyük Türkiye'nin. İşte Rusya ile Orta Doğu arasındaki tampon bölgedir. Bu yeni konstelasyonda, bu yeni düzenlemede Türkiye'nin stratejik önemi azalmıyor, artıyor. Yani Çin'den bir şey çıkarın, bir İpek yolu çıkarın, böyle getirin Avrupa'ya, Akdeniz havzasına bağlayın. Bu hattın üzerindeki en kilit noktalardan biri Türkiye. Yani ya Suriye ya Türkiye ya da her ikisi birden. Çünkü Akdeniz'e buradan çıkıyor Çin. Çin'in Akdeniz kapısı bunlar. Eğer Çin global egemenliğini güçlendirirse ve eğer Türkiye ile daha yakın bir efendi uşak ilişkisi kurarsa, Türkiye bu işten ekonomik olarak alnının akıyla çıkar. İyi mi olur, kötü mü olur, ne kadar sürdürülebilir onları ben bilmiyorum. Mavi Marmara olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin Kudüs'e egemen olma çalışmalarına ne diyorsunuz? Türkiye 1400'lerin hayallerini kuruyor. Bölgede zorbalıkla, silahla egemen olmaya çalışıyor. Özellikle Tayyip Erdoğan döneminin ilk yarısında 2000'lı yıllarda bu konuda çok ciddi atılımlar yaptı. Yani Orta Doğu'da bir Türk üstünlüğü oluşturmak için Kudüs'e, Suriye'ye, Irak'a yönelik, Somali'ye, Mısır'a yönelik birçok atılımlar yaptı. Bir yandan Balkanlar'da büyük oyunlara girişti. Bosna'nın başına gelen felaketlerde Türkiye'nin önemli parmağı vardır. Arnavutluğu desteklemeye çalıştı. Yani Türkiye çok geniş bir sahada etkisini artırmaya çalıştı. İlk başlarda olumlu gidiyordu iş. Fakat sonra zamanla ortaya çıktı ki bir terörü teşvik etmekten, zorbalıktan ve yağmadan başka pek fazla bir şeyden anlamıyorlar. Bugün için Türkiye'nin bu konudaki atılımı duraksamış, durmuş durumdadır. Yani Suriye'de kepazelikle sonuçlandı olay. Libya'da ne yapabilir bilmiyorum. Yani bilmiyorum Libya'daki Türkiye'nin şansı nedir. Fakat Kudüs'e hakim olamayacağı belli. Mavi Marmara hadisesi bir saldırı teşebbüsüdür. Yani İsrail'in güvenliğine yönelik ağır bir tehdittir, bir gangsterlik çalışmasıdır. İsrail doğru cevabı vermiştir. Öyle yapılması gerekiyordu. Hangi kendine saygısı olan ülke olursa olsun öyle yapardı. Yani sen bir gemi dolusu çapulcuyu yabancı bir ülkeyi fethetmeye götürüyorsun. Yani onlar da gerekeni yaparlar. Kayserilerin ticari eğiliminde Ermenilerin katkısı var mıdır? Benim bildiğim Kayseri'de ticari hayat tümüyle Ermenilerin elindeydi 19. yüzyıl sonunda. Dolayısıyla Kayserili tüccar deyince
Türkler anlaşılmaz, Ermeniler anlaşılır. Esed'in düşme ihtimali ortadan kalktı mı? Bildiğim kadarıyla Esed savaşı kazandı. Şu anda Suriye'nin kendi toprağı olan fakat Türkiye'nin kontrolündeki eşkıyaların işgalinde olan kısmın geri alınması kaldı. Onu aldıktan sonra tahmin ediyorum ki Esed yolcudur. Fakat kesin zaferi kazanmadan iktidardan ayrılması çok zor görünüyor. Sevgili arkadaşlar, saat 10'u 10 geçiyor. Bir saat 10 dakika konuştuk. Yetsin bu kadar. Şimdi ekranda kendime bakıyorum da çok asık yüzlü görünüyorum nedense. Halbuki öyle biri değilim ben ya. Eğlenerek konuşuyorum sizinle. Hoşuma da gidiyor bu sohbet. Niye böyle asık yüzlü görünüyorum bilmiyorum. Onu da söylemiş olayım. Bugün moraliniz bozuk sanki hocam demişsin. Vallahi değil. Yani öyle. Hadi görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Dur bir dakika. Nereden kapatacağız bunu? Buradan.